Merhaba. Geç kaldım değil mi? Mühim değil. Biraz saçlarımın ucunu düzelttireyim diye kuaföre gitmiştim. Uzattıkça uzattı. Belli oluyor. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Hani oyuncak bebekler var ya fazla suçlu. Onlara benzemişsin. Kuaförün eline düştün mü yandın zaten. Durdurmanın imkanı yok. O kadar da söyledim fazla kabartma diye. Neyse canım. Sen de bir daha kuaföre gitmezsin. Zaten ihtiyacın da yok. Saçının kendi hali o kadar güzel ki. Öyle mi? Teşekkür ederim. Hani örüp şöyle yukarıdan topluyorsun ya. Bilhassa o model sana çok yakışıyor. Yaşar yazın memleketine gitmeyecek mi? Bilmem, gider herhalde. Bütün yaz yurtta kalacak değil ya. Araya zaman girince belki bizim kız da kendine gelir. İnşallah öyle olur. Tatilde babamın yanında çalışmaya başlıyorum. Aa, ne güzel. Keşke ben de çalışabilecek bir yer bulsam. Babama soralım mı? Belki senin de gelmene müsaade eder. Eder mi sahiden? Niçin etmesin? Maaş istemiyoruz ki, sadece tecrübe edineceğiz. Çok iyi fikir bu. Hemen gidip konuşalım. Defne, biliyor musun ben... Ne haber? İyi misiniz? İyi, sen? Ben de. Harun Bey, tatilde eve gidiyor musunuz? Kısa bir süre için evet. Ama sonra geleceğim. Partide işlerimiz var ya. Hı, doğru. Işık yok mu? Yok. Sabah erkenden evden çıkmış. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Ne kadar sürüyor? Uzun sürüyor. Samsun'a kadar fena değil. Sonra biraz daha zorlaşıyor. Bütün yaz kalırsın herhalde. Yok, bütün yaz değil. Ama babama tarla işlerinde yardım etmem lazım. Bitince dönmeyi düşünüyorum. Birkaç dersim var, çalışmam lazım. Sana mektup yazabilir miyim? Yaz tabii. Allah'a ısmarladık. Güle güle.